Tarihi 7. yüzyıla uzanan Tunus şehri eski medeniyetlerin enkazı üzerine kurulsa da İslam kültürüyle eski kültürü ustalıkla kaynaştırıp kendine has bir üslup çıkarmayı başardı. Bu zenginlik bugün mimari eserler başta olmak üzere şehirde pek çok alanda kendini gösteriyor. Tunusluların evlerine açılan kapılar da kültür mozaiğinin en güzel örneklerinden. Şekilleri, desenleri ya da boyutlarıyla her biri farklı dokuya sahip olan kapılar bambaşka hikayeler anlatıyor. Tunus kapıları genellikle dikdörtgen veya kavisli yapılarıyla dikkat çekiyor. Bazı kapılarda ise büyük kapının bir kanadı içerisinde bir başka kapıyı meydana getiriyor. Huha olarak adlandırılan bu kapının Endülüs'ün ilk valisi olan Abdülaziz bin Musa'nın eşi İspanya kraliçelerinden Egolin tarafından tasarlandığı söyleniyor. Rivayete göre kivili olarak bilinen Egolin yaşadığı sarayın kapısını bu şekilde yaparak kocası dahil içeriye giren herkesin boyun eğmesini amaçlamıştı. Toplumdaki statüye göre şekil ve renklerin değişikliği gösterdiği ev kapılarında kapı tokmaklarının da farklı işlevleri vardı. Görüldüğü üzere bu kapının üzerinde 3 tokmak bulunuyor. Bunlardan sağdaki beylere, soldaki hanımlara, ufak olan ise çocuklara tahsis edilmişti. Ve bunların her birisi çalındığında içeriden farklı tonlarda duyuluyor. Buna göre kapının kim tarafından çalındığı kapıyı açacak kişi tarafından önceden seziliyordu ve buna göre düzen alınıyordu. Sarı, mavi, kahverengi kapılar evlerin dış kapıları olarak kullanılırken ahır ve depo gibi yerlerin kapısı gri veya açık maviye boyanıyordu. Cami kapılarında genel olarak sarı tercih edilirken kilise ve havraların kapıları kırmızı ve yeşil renkteydi. Farklı motiflerin işlendiği bu kapılar altın çağını Osmanlı Devleti'ne bağlı Hüseyini döneminde yaşadı. Roma, Endülüs ve Osmanlı buluşmasından ortaya çıkan özel Tunus kapıları zamanla farklı ülkelere de yayıldı. Fransa işgaliyle modern evlerin artması her ne kadar köklü kültürü unuttursa da kadim Tunus şehrinde ihtişamlı kapıları hala görmek mümkün.